Rahmetlinin bir sözü üzerine bir genel çerçevesi olacakmış, noktaları birleştirmek. O konuşmasında izlemiştim. Dehşete kapıldım. Ben nefret ederim geçmişimden. Geçmişimdeki bütün noktalar hani bir keşke olmasaydı dediğim şeyler. Ama daha önemlisi, ben bir hikaye anlatıcısıyım. Benim için Steve Jobs'un o noktalar dediği, kesin yerinde duran, analiz edilebilir, kendi şahsi tarihi içinde olduğu için şeyler bizim için, biz hikaye anlatıcılar için kuantum parçacıkları gibi. Bilir misiniz kuantum teorisini? Kuantum parçacıklarıyla uğraşanlar bilirler. Kuantum parçacığının yerini tespit etmek mümkün değildir. Olasılıkları tespit etmek mümkündür. Biz hikaye anlatıcıları, ben mecburen bunu çizdirdim. Bizim noktalar sürekli olarak gelecekle ilgili. Hikaye anlatıcıları gelecekten geliyorlar. Ben de gelecekten geldim buraya. Şöyle, gideceğim oraya. Onların kırmızı bir yazısı vardır, onun önüne çıkacağım. İşte hikaye anlatıcılığıyla ilgili başlayacağım. İşte 150-200 kişi olacak. Hikaye anlatıcıları sürekli yanılır gelecek konusunda. Ama bizim işimiz gerçekten hikaye anlatırken bugüne, düne, bugün bile bizim için aslında sonrası olan bir an. Yani bu an bile bizim için sonrası olan bir an. Çok gelecekten bakıp, belki geçmiş noktaları toplayıp, onlardan geleceğe ilişkin, dinleyicinin geleceğine ilişkin bir hikaye yaratmak. O seyirci, o izleyici için yeni bir nokta, yeni bir ihtimal üretmek bizim işimiz. Sürekli olarak biz de normal insanlar gibi kendi noktalarımızla, geçmişimizle uğraşıyoruz. Ama meslek bu meslek olunca aklımız yalnızca aslında geleceğe çalışıyor. Ben dediğim gibi o yüzden bütün hikaye anlatıcıları gibi ben de gelecekten geliyorum. Toplumsal olaylara bakıyoruz geçmişle ilgili. İnsanların arzularına bakıyoruz yine. Geçmişte kalmış arzular. Ve bunlardan bir hikaye üretiyoruz. Bugünün seyircisini anlatıyoruz ama daha anlatırken değişiyorlar. Daha ben anlatmayı planladım. Geleceğin ne olacağını gördüm. Fakat kalabalığı görmedim. Şimdi bu kalabalığa göre de değiştiriyorum konuşmamı. Yani buradan oraya kadar bakmam gerekiyor. O zaman ben hani birazcık daha esnek bir vücut hareketiyle anlatmalıyım diyorum. Yani hikaye noktalar yaratarak, o muğlak noktalardan birine tutunarak, sonra öbürüne sıçrayarak anlatılıyor. Seyirci de böyle takip ediyor. Gerçekten ilham vermek üzere anlatılıyor hikayelerin hepsi. Şimdi buraya gelmeden önce nereden bakıyoruz, seyirciye nereden bakıyoruz diye düşündüm. Bir kere hikayeyi anlatınca değişecek bu seyirci diye bakıyoruz. Yani yine seyircinin geleceğiyle ilgileniyoruz. Bizim geçmiş için yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Geçmiş için yaptığımız bütün analizler aslında gelecek için bir ilham vermek üzere olabilir ancak. Hatta bir bazen ilham vermiyoruz, bazen sadece rahatlatıyoruz. Yani yerin iyi, aşk var, savaşlar bitebilir, barış mümkün, aç kalmayacaksın. Böyle hikayeler de var. Onlara gidiyoruz. Hafif içimizin yağları eriyor. Gerçek farklı olsa da bir dayanma enerjisiyle çıkıyoruz. Hikaye bir işe yarıyor. Veya tam tersine arzu ettiğimiz ama asla ulaşamayacağımız noktalara ulaşabileceğimizin hikayesini anlatıyoruz. Connecting the dots denen şey, geçmişteki noktaları birleştirerek
kim olduğunu anlama hikayesi. Ancak başarılıysanız ilginç. Yalnızca başarı öykülerinin böyle geriye dönüp noktalarını birleştirmenin bir bizler için bir manası var. Halbuki hikaye anlatıcılarının esas dinleyicileri başarısızlardır. Sizler. Çünkü yani buradan sonrasıyla ilgileniyoruz. Hikaye anlatıcısı şöyle anlatır hikayesini. İşte bir küçük bir yerde çalışıyordu. Çok yoksuldu. Yemek yiyemiyordu. Sonra işte bir küçük yiyecek bir şey icat etti kuru ekmeklerden. Onu sattı, para kazandı. Oradan bir kendisine küçük bir dükkan aldı, büyüdü, bilmem de devleşti, holding oldu. Sonra Ferrari'sini sattı. Yani bizim hikayelerimizin gerçek dinleyicileri başarılı olmak isteyen ve bunun yolunu arayan, hepimiz için geçerli bu. Aramızda bugün çok başarılı olan birisi bile evet belki Ferrari'sini satma hikayesini dinlemek istiyor. O da bir başka başarı çünkü. Başarısız olduğu bir noktada ancak anlatılan hikaye onun için ilginç oluyor. Bizim anlattığımız hikayeler çok çeşitli ihtimalleri anlatıyor. Böyle hani çoklu evren teorileri vardır. Son dönemlerde de televizyonlarda, Amerikan dizilerinde şurada burada çok ele alınan bir konu. Yani kim bilir neler olacak sorusu yerine tabii ki birçok şey aynı anda olacak, birçok evrende olacak diye. Ben böyle bir hikaye yazmıştım. Genellikle de kendimi hep bu durumda hissederim. Adamın biri anlatıyor, ya abi diyor, bu garip şeyler oluyor bana diyor. Mesela diyor, geçen gün diyor taksiye bineceğim diyor, elimi kaldırdım diyor taksi diye diyor. Bir baktım diyor, arkada bir ben daha var diyor. O taksi durmuş, biniyor ona diyor. Önümdeki adam taksinin önümde de ben varım diyor. Elini kaldırmış taksi durmayınca küfrediyor ona doğru diyor. Sonra diyor böyle mesela diyor bazen çok garip hissediyorum kendimi. Mesela yürüyorum böyle bir yokuştan iniyorum, düştüm. Taşlar çarptı. Bir baktım yanımdaki düşmedi, ben düşmedi. Aşağı doğru hızla gidiyor koşarak toprakları ezerek. Bir başka ben daha düştüm ve bayılmışım. Bir başka ben ayağa kalktı, üstünü silkeledi. Ben bunların hepsini birden seyrediyorum. Biz hikayeye başlarken böyle bakıyoruz meseleye bir parça. Yani ne olacak, ne olursa ne olur, ne olursa seyirci beğenir, arzu ettiği şeyi bulur, ilham alır. Tamamen şurada gördüğünüz bir halde kafa. Birçok nokta var, yerleri bile belli değil. Ve her noktadan başka noktalara da başka hareketler var. Şöyle bir hani bu işin, yaptığımız mesleğin geçmişine bir bakalım. Böyle bir mamut avı tahayyül edelim. Mamut biliyorsunuz böyle film trak, uzun şeyli. Çok lezzetli herhalde çünkü sürekli avlıyorlar. Bir kişi var, görüyorsunuz orada bir takım çıplak çıplak daha giyinmeyi bilmeyen, bir araya gelemeyen... Gerçi okmok yapmışlar ama kim oldukları belirsiz bir kalabalık var. Ama bir kişi daha var. Karınları aç. Daha öyle toplum, kabile mabile değiller. Hani tek tek ceylan vuruyorlar falan. Mamuta gelince öyle tek başına olmuyor. Sesleniyorlar, gelin diyorlar, hadi avlayalım falan diyorlar. Yalnız bir kişi daha var o dediğim gibi. Bu fotoğrafı çeken. O... biraz tembel veya fazla zayıf, yani çok yiyemiyor mamut eti falan zaten zor, fazla zayıf, karakteri bozuk. Pek kimse sevmiyor onu belki, aşağılıyorlar, belki köyün palyaçoluğunu yapıyor. Ama o burada durma yetkisine sahip tek kişi. Bakıyor. Ve geleceği kuruyor aslında. Diyor ki, Hu'nun attığı ok mamutu tam gözünden vurdu. Hu ile arası düzelsin istiyor. Oradaki J diyor çok yardıma muhtaçtı. Yanındaki onu kaldırdı.
Birlikte koştular ama ikisi de mamutun ayakları altında ezildiler. Ama onlar sayesinde mamut devrildi diyor. Kahramanlar yaratıyor. Mümkünse ölmüş kahramanlar yaratıyor. Değilse artık elde ne varsa. Bunları planlıyor. Buna şu adama ilişkin hikayeyle şunu anlatırsam, mamutla ilgili şunu söylersem diye bir şeyler kuruyor. Diyor ben bu hikayeyi mutlaka, şimdi bunlar bu mamutu alırlar, götürürler, keserler, ateş pişirirler, yerler, hiç vakitleri kalmaz, beni unuturlar. Onun için ne yapayım diyor, bizim orada şimşek çakmış bir ağaç var, yanmış. Onun önüne çıkıyor, en görünen yer. Onu kimsenin görmemesine imkan yok. Ve başlıyor avın hikayesini anlatmaya. O hikaye anlatıldığı andan itibaren artık burada gördüğümüz güruh bir toplumdur. Kahramanları olan, geçmişleri olan, noktaları olan, o noktaların çoğu yalan da olsa. Masal onları birleştiriyor. Onları bir haline getiriyor, bir toplum haline getiriyor. Çünkü birbirine muhtaçlar onlar, birbirleri tek başlarına olsalar yaşayamayacaklar, var olamayacaklar. Yeryüzünün en eski mesleği, o bildiğiniz meslek değil, bizim mesleğimiz. Çünkü biz olmadan biz yokuz. Biz kavramı yok. Biz dediğim şey ancak hikayeli olabiliyor. Hikayesi olmayan hiçbir şey varsayılamaz. Bugün markalar bile, ticari markalar bile hikayesi var mı markanın diye soruyor. Çünkü hikayesi yoksa marka da yok. Bu aslında çok arkaik bir gerçek. Hikayeler öyle bildiğimiz gibi yalnızca eğlendiğimiz şeyler değil. Geçmiş zamanlarda üç şey sayesinde insanlar birbirleri hakkında bilgi sahibi oluyorlardı. Tüccarlar, göçebeler ve hikaye anlatıcıları. Bunlar seyahat ediyordu yeryüzünde çünkü. Yani o zamanın interneti bu üç unsurdan oluşuyordu. Biz bugün internet sayesinde keşfediyoruz ki bütün dünya bir hikayeler dünyası olarak algılanabilir. En tehlikelisi ama en tehlikelisi tek hikaye olması. Tek hikaye çok tehlikeli bir şeydir. Hikayecinin anlattığı hikaye de hikaye olabilir. Kendisiyle yani bir hikayeci hiçbir zaman size gerçeği anlatmaz. Hakikati anlatır ama gerçeği anlatmaz. Kendisi hakkında bile gerçeği anlatmayı tercih etmez. Elsa Hanım da bize böyle anlatıyor. Babam beni erkek kılığına soktu, kervanlarda götürdü. Kervanda da bir tane kör fehim diye bir meddah varmış. Kör fehim, ona hikaye anlatıcılığını öğretmek kararını almış kızın ısrarları sonucunda. Demiş ki bak, bizim hikayelerimiz her zaman başka türlü anlatılır. Her anlatıda mutlaka hikayeyi değiştiririz. Eğer kar yağıyorsa bizim kurt hikayesi farklılaşır. Eğer zenginlerin karşısında anlatıyorsak onlara farklı bir üslupla anlatırız en azından hikayeyi. Eğer bir hacı kafilesi gelmişse aynı hikayeyi onlara başka türlü bir ilham ve arzu uyandıracak şekilde anlatırız. Aynı hikaye gece gündüz şu memlekette, şu ortamda, savaşta biz esirken başka türlü anlatılır. Asla ve asla hikaye elle tutulamaz. Hikayecinin yeteneği de hikaye bulmakta değil, hikaye anlatmaktadır. Tıpkı şey gibi düşünebilirsiniz. Yani bir fıkrayı bir arkadaşınız anlatıyor, çok gülüyorsunuz. Öbürü anlatıyor, hiç gülmüyorsunuz. İşte bu ikisinin arasındaki fark bizim mesleğimiz. Kör fehim bir şey daha söylüyor. Diyor ki, bir kural var diyor biz hikaye anlatıcıları arasında. Tabii ki o zamanın hikaye anlatıcıları arasında. Çilli Murat'ın anlattığı hiçbir hikayeyi ben anlatmam. Bak benim 800 tane hikayem var. Onda da 600 tane falan vardır. Bir hikaye anlatıcısının anlattığı hikayeyi bir başka hikaye anlatıcısı anlatmaz. Yoksa loncadan atılır. Bu aslında gördüğünüz gibi tek hikaye. Yalnızca tek bir hikaye anlatmayı engelleyecek bir mesleki karar.
şu anda yeni bir dünyaya adım atıyoruz. Bu söz kim bilir kaç kere söylenmiştir. Ama bana öyle, gerçekten öyle gibi geliyor. Hikaye anlatıcılığının altın çağına biz adım atıyoruz. İnternet sayesinde bizi anlatan hikayelerin sayısı artıyor. Bizi anlatan hikayelerin sayısı arttıkça biz dediğimiz şeyin çeşitlemeleri artıyor. Bir gidemediğimiz, artık o hani gitmesek de görmeksek de o köy bizim köyümüzdür inanışı var ya. Yani bu ahlak dışı bir inanış zaten. Hiç değilse hikayeler bu anlayışı değiştiriyor. Orayı bizim haline, gönlümüzde bizim haline getirebiliyor. Bakınca görmeyiz biz. Gösterilince görüyoruz. Bize gösterecek insanlar lazım. Hikaye anlatıcıları böyle varlıklar. Hikayelerin artması gerçekten aynı ilk hikayecinin yaptığı gibi ortak bir hikayeye toparlanıyor ve hepimizi bir araya getiriyor. Anlatıcıya uyandırmayı nasip eden ilham perilerine teşekkürlerle.